Merhaba arkadaşlar, bilim kurulu üyesi Hasan Murat Gündüz. Korkutan açıklama yaptı gerçekten virüs ile alakalı. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Ve videomuzu beğenmeyi de unutmayınız. Hadi şimdi videoya geçelim. Rehavetin önlenmesi gerek dedi ve virüslerin bulaşıcılığı çok yüksek dedi. Gündüz mutant virüslü hasta ile normal koronavirüslü hastanın aynı tedaviyi aldığını anlatan Profesör Doktor Gündüz, bu virüslerin bulaşıcılığı çok yüksek, toplumu kısa sürede çok çabuk etkileyebilir. Ülkemizde vaka sayılarının azalması toplumu rehavete sürüklememeli. Mutantın olması tam tersinedir. rehavet bir yana önlemleri biraz daha sıklaştırmak anlamına geliyor. Toplumun yapacağı en önemli şey mutant virüs varken önlemleri sıklaştırmak ifadesinde kullandı. Mutant virüsü alan kişinin temaslarında da aynı şekilde izole edildiğini kaydeden Profesör Doktor Gündüz, bulaşıcılığı 3-4 kat fazla olan bu virüse karşı vatandaşların önlemlerini de 3-4 kat arttırması gerektiğini söyledi. Virüslerin bulaşıcılığı çok yüksekti. Ve şu an uygulanan inaktif aşının diğer aşılara göre avantajlı olduğunu ve aşı olan kişinin koronavirüse yakalandığında hastalığın ağırlaşmasına engel olduğunu kaydeden Profesör Doktor Gündüz şunları da söyledi. Koronavirüsün Türkiye'de uygulanan aşısı aslında inaktif geleneksel bir aşı. Bu aşının diğer oluşturulmuş aşılara göre daha dezavantajlı yani daha avantajlı olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili dünyanın değişik yerlerinde çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de çalışması devam ediyor. Brezilya %50 civarında etkilediğini açıkladı. Ancak biz bu çalışmaya baktığımızda aşılandığında halde hasta olanların hastalığını çok hafif geçirdiğini yani hastaların ağırlaşmadığını görüyoruz dedim. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.